çevrili bir yarımada. Burası bin yıldır Türk yurdu. Dalgaların kumsalla buluştuğu bu nokta o yurdun sınırlarının sonu değil aslında. Evet, belki ana vatan burada bitiyor ama bu noktadan sonra mavi vatan başlıyor. Antalya Körfezi'nin en batısı Taşlıkburnu ya da eski adıyla Gelidonya. Tam 85 yıldır mavi vatanda seyreden gemilere yol gösteren Gelidonya fenerindeyiz. Denize mesafemiz yaklaşık 3 kilometre. Burası 227 metrelik rakımıyla aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek deniz feneri. Araçlı ulaşımın olmadığı Gelidonya Feneri'ne varmak için ekibimizle yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüş parkurunu geride bıraktık. Gelidonya'nın tüm dünyada tanınmasını sağlayan bu tarihi fener ya da Taşlıkburnu'nun sunduğu eşsiz manzara değil. Yaklaşık 3200 yıl önce mavi sulara gömülen bir gemi. Gelidonya Batı, 1954 yılında Bodrumlu sünger avcısı Kemal Aras tarafından 26 metre derinlikte tesadüfen keşfedildi. Batık, Taşlıkburnu'nun hemen önündeki 5 adaların güneydoğusunda. Burası ters akıntı yüzünden o çağlarda denizcilerin korkulu rüyasıydı. Bronz yapımında kullanılan bakır ve kalay külçeler taşıyan gemi de muhtemelen ters akıntıya kapılarak bu kayalıklara çarptı ve battı. Gelidonya Batığı Bronz Çağı'nın sonlarına tarihleniyor. O dönemki ticaret rotasına dair önemli ipuçları içeriyor. Yani Doğu ile Batı'yı, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan Doğu Akdeniz'in bugün olduğu gibi dün de stratejik bir su yolu olduğunun göstergesi. Belki de bu yüzden medeniyetler kavşağındaki bu sularda hakimiyet mücadelesi hiç eksik olmuyor. Batı'yı arkasına almaya çalışan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte attığı tek taraflı adımlarla Türkiye'yi işte buraya, Antalya Körfezi'ne hapsetmeye çalışıyor. Atina'nın temelsiz iddialarının merkezinde Meis Adası var. Ben de Meis Adası üzerinden Yunanistan'ın kurguladığı oyunu daha iyi anlamak üzere Kaş'a doğru yola çıkıyorum. Virajlı yolların ardından Kaş ilçe merkezine doğru ilerlerken Meis Adası karşımızda beliriyor. Burası Kaş. Hemen arkamdaysa Meis var. Meis bu arada Yunanca'da göz demek. Yani Kaş ve göz iki nokta birbirine bu kadar yakın aslına bakarsanız. Meis'in Türkiye'ye olan uzaklığı sadece 2 kilometre. Yunan anakarasına olan uzaklığı ise tam 580 kilometre. İşte çıplak gözle görebilen bu gerçek bile Sevilya haritasının ne kadar zorlama olduğunun da en net kanıtı aslında. Yunanlılara da şu arkamdaki haritada bana Meis Adası'nı gösterir misiniz, bulur musunuz dedim. Bu kadar gürültü yapıyorsunuz, patırtı yapıyorsunuz. Şu gürültü patırtı yaptığınız adayı haritada gösterir misiniz dedim. Bulamadılar. Gösteremediler yani, ayıramadılar. O kadar minicik bir ada. Meis Adası. Rodos Adası, Kerpe, Kaşop, Girit, Küçük Çoğa, Büyük Çoğa adaları şu hat. Buradaki bütün adaların Yunanistan'ın resmi görüşüdür bu. Uluslararası Hidrografi Örgütü'ne bildirdiği görüş. Bu adaların hepsi Adalar Denizi'ndedir onlara göre.
Ege'dedir. Doğu Akdeniz'de değildir. O zaman Doğu Akdeniz'de muhatabımız değildir. Meis Adası'nı daha yakından görmek üzere sahil güvenlikle birlikte denize açılıyoruz. Adanın yalnızca Türkiye'ye bakan kısmında yerleşmiş. Meis'te sadece 400 kişi yaşıyor. Ada halkı yakın bir geçmişe kadar günlük ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılıyor. Şu anda Meis'e en çok yaklaşabildiğimiz noktadayız. Yani deyim yerinde ise denizdeki sınırın sıfır noktasındayız. Aslında Meis'in Türkiye'ye ne kadar yakın olduğunu da çok net gösteren bir görüntü. Çünkü sağ omzumda şu anda gördüğünüz yer Meis. Sol omzumdaki yer ise Antalya. İşte iki yer birbirine bu kadar yakın aslında. Yunanistan maksimalist taleplerini Sevilla haritasına dayandırıyor. Harita hazırlandığı üniversitenin adıyla anılıyor. Türkiye'nin kıyı uzunluğu Doğu Akdeniz'de 2280 kilometredir. Bu kıyı uzunluğu Akdeniz'in en uzun kıyı uzunluğudur. Sevilla haritasındaysa Akdeniz'de en az deniz yetki alanı bırakılan ülke Türkiye'dir. Ankara için yok hükmündeki bu harita Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de sadece 41 bin kilometre karelik deniz yetki alanı bırakıyor. Bu Türkiye için yeni bir sevr demek. Çünkü sevr anlaşması da Türkiye'nin Akdeniz'le bağını tamamen kesmeyi hedefliyordu. Ancak Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı hamleleri karşısında sessiz değil. Bir asır önce nasıl millet olarak sevri yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan sevre boyun eğmeyeceğiz. Sismik arama ve derin deniz sondaj gemileri, Navtex ilan edilen sularda belirlenen takvimden taviz vermeden faaliyetlerini sürdürüyor. Gittiğin yer senin toprağındır. Münhasır ekonomik bölgede bulunmanın, kıta sahanlığında bulunmanın yegane unsuru sismik araştırma gemileri, sondaj gemileri ve balıkçı gemileridir. Bakın 4 tane bizim sondaj gemimiz var. 3 tane sismik araştırma gemimiz var. Bu büyük bir filodur. Denizlere sahip çıkma filosudur. Yunanistan, Avrupa Birliği'ni ve Akdeniz'e kıyısı olmayan bölge dışı aktörleri arkasına alarak zaman zaman gerilimi tırmandırıyor. Dedi ki ben sorunlarımı Avrupa Birliği içine taşıyayım. Bunları Türkiye-Avrupa Birliği sorunu yapayım ve Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsa Türkiye bu tavizleri ben aradan koparayım diye düşündü. İşte bu kısır düşünce şimdi Avrupa Birliği'nin arkasında çözüm aramasına Yunanistan'ı zorluyor. Avrupa Birliği'nin askeri gücü yok. NATO'nun var. Türkiye'nin söz sahibi olduğu bir ortam. O zaman sizin bu arkanıza aldığınız varlık size ne sağlayabilir? Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz'de kıyısı mı var? Adalar Denizi'nde kıyısı mı var? Yok. Almanya'nın var mı? Yok. Fransa'nın var mı? Yok. Bütün mesele Türkiye'dir. Türkiye'nin kabuğunu yırtmaması meselesidir. Kabuğu yırtılmasın. Türkiye kendini aşmasın. Türkiye kurudukça sulanan, uzadıkça budanan bir ağaç olsun. Bütün mesele budur. Atina yönetiminin deniz hukukuna aykırı taleplerinin geçerliliği yok. Adalar devleti olma iddiası da temelsiz. Yunan isteklerinin hukuksuz olduğunu Avrupa Birliği de biliyor. Almanlar da biliyor, İngilizler de biliyor. Niye? Çünkü deniz hukuku sözleşmesi der ki ülkeler deniz yetki alanlarını kıtalarındaki esas hatlardan başlatarak ölçerler der. Adalardan başlatarak ölçerler demez. Adalardan bağımsız olarak, ana kıtadan bağımsız olarak adalar bunları üretebilir de demez. Adalar böyle bir durumda kullanılabilir ama tek şartla adalar devletiyseniz, adalar devleti değilseniz,
Olmak istediğiniz olamadınız. Deniz hukuk kabul etmedi. Yunanistan diyor ki hem benim karamın kıta sahanlığı var, münhasır ekonomik bölgesi var, hem de adalarımın var. O zaman sonsuza dek münhasır ekonomik bölgesi olur anlamına çıkar. Yani burada 200 mil koyarım diyor. Bunun öndekinde de gene 200 mil koyarım diyor artı. Burada da 200 mil, burada da 200 mil, burada da 200 mil. Yani sonsuza kadar neredeyse bütün Akdeniz'i kapsayacak şekilde benim münhasır ekonomik bölgem vardır iddiasında bulunuyor. Yani bu dünyada kabul edilebilir bir şey değil. Doğu Akdeniz'deki asıl mücadele deniz tabanındaki doğal gaz yatakları için. Toplam rezervin ne kadar olduğu konusunda öngörülerse farklı. Bu alanda 572 yıl Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacını karşılayacak gaz tedarikat var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu mücadelenin asıl sebebi budur. Bu enerji mücadelesidir. Eğer biz enerji sorununu halledersek, Türkiye'nin önünde kimse duramaz. Türkiye çok büyük devlet olur. İşte bu Türkiye'nin çok büyük devlet olmasını istemeyenlerle Türkiye'nin mücadelesi vardır şu an. Doğu Akdeniz, doğalgazda büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa Birliği için de önemli bir alternatif. Sadece Avrupa Birliği değil, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu da bu rekabetin bir parçası. Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaş, Lübnan'da pamuk ipliğine bağlı bir istikrar, Filistin'de genişleyen İsrail işgali, Sina Yarımadası'ndaki şiddet sarmalı, Mısır'da yaşanan askeri darbe ve Libya'da devam eden iç çatışmalar. Kriz coğrafyasının tam ortasındaysa çözümsüzlüğe itilmiş Kıbrıs sorunu. Ateş çemberini andıran bu tablo bölge dışı aktörler tarafından fırsat olarak görülüyor. Çünkü istikrarsızlık kıyıdaş olmayan ülkelerin bölgede deniz gücü bulundurması için meşru bir kılıfa dönüşüyor. Türk Deniz Kuvvetleri suların ısındığı mavi vatan için teyakkuzda. Bir yandan Akdeniz Kalkanı harekatı icra ediliyor, diğer yandan sondaj gemileri tacizlere karşı korunuyor. Yani gambot diplomasisi başarıyla uygulanıyor. Tüm bunlar Türkiye'nin mavi vatandaki haklarını korumak için. Peki mavi vatan denilince ne anlamalıyız? Mavi vatan egemen olduğunuz alanlar, yani iç suları, kara suları ve deniz yetki alanları. Yani bitişik bölge, kıta sahanlığı ve ekonomik bölge. Bunların toplu birlikteliği. Bizim mavi vatan sınırlarımız denizlerdeki misak-ı millimizdir. Karadaki misak-ı millimiz nasıl 1920'li yıllarda çizildi? Denizlerdeki misak-ı millimiz de bu yıllarda çizildi. Mavi vatan 3 ayrı katmandan oluşuyor. Deniz yüzeyi, su içindeki canlı stoğu ve deniz tabanının altındaki yeraltı zenginlikleri. Peki, mavi vatanın sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bu soruya yanıt vermeden önce küçük bir mavi vatan sözlüğüne ihtiyacımız var. Karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge, mavi vatanı anlamlandırmak için bilinmesi gereken temel kavramlar. Karasuları kavramı, denize kıyısı olan ülkelerin su yüzeyindeki hakimiyet alanını tanımlıyor. Kıta sahanlığı ise ana karanın deniz tabanında devam eden kısmını simgeler. Münhasır ekonomik bölge ise karasularının başlangıcından itibaren 200 deniz millik bir alanda canlı ve canlı olmayan tüm kaynaklara ilişkin hakların tescillenmesi olarak özetlenebilir. Kıta sahanlığında sadece ve sadece deniz tabanı ve onun altındaki cansız kaynaklarda kıyıdaş devletin yetkisi vardır. Yani ne balıkta, ne kuşta, ne rüzgarda, ne suda, ne havasında hiç başka bir yetkisi yoktur. O yüzden
münhasır ekonomik bölge kavramıyla tarif etmek gerekir Mavi Vatan'ı. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Mavi Vatan haritasını şekillendiren isim. Haritaya bakışı geleneksel yöntemlerden farklı. Türkiye böyle düz de durmuyor dünya üzerinde. Türkiye şöyle duruyor. Böyle duruyor. Yani Hakkari ve Fethiye arasında 1,5 derecelik enlem farkı var. Biz yaklaşık 5,5-6 derece arasında yatarız. Yani enlem farkımız 36-42'dir. Yaklaşık 1,5 derecelik enlem farkı %22 eğime neden olur. %22 eğimdir. 6 enlemde 1,5 derece enlem farkı varsa güneybatıyla güneydoğucu arasında eğimde %22'dir. Bayağı eğimli yatarız yani dünya üzerinde. Yani biz harita üzerine baktığımız zaman Kaş'tan düz bir çizgi çekersek Hakkari'ye gelmiyoruz. Hakkari'ye gelmiyoruz, Erbil'e geliriz. Türkiye'nin deniz yetki alanlarını hesaplarken kullandığı yöntem uluslararası sonuçlar doğurdu. Libya ile bu noktada yazılı anlaşmamızı yaptık, imzayı attık. Libya ile yapılan anlaşma Rum-Yunan ikilisinin planlarını bozdu, Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Kuzey-Güney hattında doğu dikey çizgilerle hesaplanacağı ve bunun ortadan cetvelle ölçülüp orta noktalarının bulunarak deniz yetki alanımızın tespit edileceği düşünülüyor. Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hat çiziliyor. Hiç kimsenin aklına şu gelmiyor. Bizim Libya ile karşılıklı kıyımız vardır. Ya böyle de karşılıklı kıyımız vardır. İsrail ile de karşılıklı kıyımız vardır. Lübnan'la da karşılıklı kıyımız vardır. Suriye ile de karşılıklı kıyımız vardır. Gelmiyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Bir kere biz muhatap sayısını azaltmış oluyoruz. 2019'un Kasım ayında imzalanan anlaşma sadece Türkiye'ye değil Libya'ya da kazandırdı. Libya'nın deniz yetki alanı yaklaşık 39 bin kilometre kare genişledi. Bu Kıbrıs adasının 4 katı büyüklüğünde bir alana denk geliyor. Libya'nın kazancı daha önce Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşan İsrail ve Mısır'a da durumu sorgulatıyor. Devletler faydacıdır. O zaman adam şöyle demeyecek mi bize? Yani ben Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle elde edeceğim alan 4000 kilometre kareydi. Şimdi sizle elde edeceğim alan 30.000 kilometre kare. Mavi Vatan'ı savunmak aynı zamanda Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunmak demek. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk tarafının haklarını hiçe sayarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölge Ankara için yok hükmünde. Türk donanması da yasa dışı sondajlara göz açtırmıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 2011'de ruhsat verdiği sahalardaki sismik arama faaliyetleri ise aralıksız devam ediyor. Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz, Türksüz bir Kıbrıs isteniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verecek ne bir karış vatan toprağı ne de bir damla vatan suyu vardır. Teknileri görebiliyorsunuz, hücum botları, fırkateynleri. Kuşkusuz Mavi Vatan sadece Doğu Akdeniz'den ibaret değil. Şu anda Kardak kayalıklarına çok yaklaştık. Bir balıkçı teknesi ve bir Yunan hücum botu. Figen Akat isimli Türk gemisi 25 Aralık 1995'te Bodrum'un yaklaşık 3,8 deniz mili uzağındaki Kardak kayalıklarında karaya oturunca Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğine geldi. Bizim verilecek tek bir çakıl taşımız yoktur. Bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Kayalıklara dikilen Yunanistan bayrağı çok geçmeden sualtı taarruz komandoları tarafından indirildi. Türk donanmasının kriz sırasında gösterdiği performans, iki ülkenin deniz kuvvetleri arasındaki farkı da
ortaya koydu. Tabii Yunanistan bu krizde Türkiye kadar çevik davranamadı. Türkiye birkaç saat içinde savaş hazırlıklarını ikmal etmişti. Yayılmasını tamamlamıştı Ege'ye. Hava kuvvetleri hazırdı. Ve adalar bize çok yakındı. Bize bu kadar yakın adalar üzerinde hak iddia etmesi aslında politik olarak savunulamaz bir konum yaratıyor Yunanlı için. Mücadele görünürde küçücük bir kaya parçası için gibi ama aslında arka plandaki jeopolitik resim çok daha büyük. Üstelik bu resim, bu mesele hala tam olarak kapanmış değil. Zira bölgede Kardak ve benzeri adaların toplam sayısı tam 152. Ege ya da Adalar Denizi. Adalar Denizi diyoruz çünkü 23 bin kilometre karelik alanda 3 bine yakın ada ve kayalık var. İsmen devredilen adalar Yunanistan'a aittir. Bir de egemenliği Yunanistan'a anlaşmalarla devredilmemiş ada, adacık, kayalıklar sorunu vardır. Bunların da tabii diplomatik müzakere yoluyla açıklığa kavuşturulması gerekir. Burada da Lozan Anlaşması ve Paris Barış Anlaşması 1913 Büyükelçiler Konferansı'ndaki bütün hükümlerin dikkate alınması lazım. Peki Ege'de uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunların kaynağında ne var? Bir başka ifadeyle Ege'nin mavi suları neden bir çatışma potansiyeli taşıyor? Ege'deki başat sorun karasuları sorunudur. Karasuları sorunu diğer sorunların üstünü örtme gücündedir. O bakımdan ilk olarak karasuları sorunun Lozan Anlaşması'nın düzenlediği şekilde kullanılması gerekir. Bundan saptığınız an kıta sahanlı ekonomik bölge diğer çıkarlarınız da erozyona uğrar. Sorun karasuları sorunudur. Diğerleri hepsi talidir. Lozan'da yok, karasuları 3 midir? Dolayısıyla bugün de 3 bin olmalıdır. Kavga orada biter. Tartışmanın merkezindeki konulardan birisi de hiç şüphesiz Menteşe Adaları ya da daha sık bilinen adıyla 12 Adalar. Ama bu noktada bir kavram kargaşasını da gidermemiz gerekiyor. 12 Adalar dediğimizde biz aslında 12 tane adadan bahsetmiyoruz. İşin öyküsü şu: Osmanlı döneminde adalarda yaşayan her 10 haneden bir temsilci seçmeleri istenmiş. Ve bu 10 temsilci de kendi içlerinde 12 kişilik bir yönetim ekibi belirlemiş. İşte 12 adalar bu yönetim şeklini anlatıyor bize aslında. Türkiye kıyılarına sadece birkaç kilometre uzaklıkta olan Yunanistan'a göre Kos, Türkiye'ye göre İstanköy'de işte o Menteşe Adaları'ndan biri. 12 ada Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanların eline geçti. 1912'de imzalanan Uşi Anlaşması'na göre İtalyanlar adaları Osmanlı'ya iade edecekti. Ancak Balkan Savaşı patlak verince İtalya adaları vermekten vazgeçti. Lozan'da da adaların İtalyan hakimiyetinde kalması hükme bağlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de imzalanan Paris Anlaşması'yla adaların kontrolü Yunanistan'a geçti. Anlaşmaya göre bu adalar gayri askeri statüde kalmalıydı. Ne var ki Atina yönetimi buna pek uymadı. 23 tane ada Yunanistan'a gayri askeri statüde olmak kaydıyla devredilmiştir. Yani silahsızlandırılmakla gayri askeri statüde olmak gerçekten çok farklı kavramlardır. Ama şu burada burnumuzun dibindeki bu adaların hepsinde ağır silahlar var. Çok ağır silahlar var. Askeri havaalanları var. Füzeler var, toplar var, tümenler var, tugaylar var. Ya inanılmaz bir şey. Ege'deki gerilimin en büyük nedeni Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma arzusu. Takvimler 1995 yılını gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda çok net bir çizgi çekti. Ve 12 mil kararının Türkiye için kasus belli, yani savaş sebebi olacağını ilan etti.
ülkemizin hayatı menfaatlerini muhafaza ve müdafaa için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine askeri bakımda gerekli görülebilecek olanlar da dahil olmak üzere tüm yetkilerin verilmesine ve bu durumun Yunan ve dünya kamuoyuna dostane duygularla duyurulmasına karar vermiştir. Başlangıçta her iki tarafında kara suları 3 mildi. Yunanistan 1936'da tek taraflı bir adımla 6 mil kararı aldı. Türkiye uzun süre sessiz kaldı ancak 1964 yılında 6 mile 6 mille karşılık verdi. Ege'de bugün Türkiye'nin payı %7,5, Yunanistan'ın payı %43,5. Ege'nin %49'u ise uluslararası sular. Atina yönetimi kara sularını 12 mile çıkarırsa Yunanistan'ın payı %70'e çıkacak. Uluslararası sularsa %20'ye düşecek. 1958 dünyadaki birinci deniz konferansı tarihi. Bu konferansa katılan Yunan heyeti başkanı Kripsis, yani biz bunu 6 mile çıkardık ama iyi yapmadık. Dünya denizciliği, diğer ülkelerin düşünceleri, bu konferansın ana fikri başka yöndeyse biz bunu 3 mile indiririz demişti. Yani Lozan'a tekrar uygun hale getiririz demişti. Dolayısıyla aslında yapması gereken Yunanistan'ın o 6 mili 3 mile indirmektir. Atina'nın Ege adaları için öne sürdüğü kıta sahanlığı iddiaları da hayal ürünü. Bu adalar ana karanın sahanlığı üzerindeki adalardır. O yüzden buradaki adalar Anadolu Yarımadası'nın, Anadolu kıtasının, kıtadır neticede, kıtasının sahanlığındaki dağlar, tepelerdir. Şimdi bunun çok basit bir hatırlatalım halkımıza. Şurada Sisam Adası var biliyorsunuz. Sisam Adası'nda deprem oldu geçtiğimiz aylarda. Atina mı yıkıldı? İzmir yıkıldı maalesef. İzmir yıkıldı çünkü bu ada Türkiye'nin Anadolu Yarımadası'nın kıta sahanlığıdır. Yunanistan'ın Ege'deki tahrikleri son zamanlarda artış eğiliminde. Ağustos ayında önceden ilan edilen Navtex bölgesinde görev yapan Oruç Reis gemisiyle ona refakat eden donanma unsurları havadan taciz edilmek istenmiş, Yunan jetleri Türk savaş uçakları tarafından önlenmişti. Arkadakine full engine isim, dipensiz değil mi? Amandakine çakabilirim. Aslında bu, Atina'nın yeni bir strateji benimsediğini de gösteriyor. Önceki yıllarda beklenmedik bir gerilimin ardından istenmeyen bir çatışma ortamı doğmasından endişe edilirdi. Bugünse Yunanistan gerilimi bilerek ve isteyerek tırmandırıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin artan imkan ve kabiliyeti Yunanistan'ı yeni arayışlara itiyor. Türkiye 1996'dan bu yana müthiş bir ilerleme kaydetti. Silahlı kuvvetleri de kaydetti, donanması da kaydetti. Yani donanma artık Ege'yi bıraktı, Akdeniz'e yayıldı. Akdeniz'i bıraktı, Aden Denizi'ne yayıldı. Uzaklarda işler yapıyor. Dolayısıyla Yunanistan bizle kendisini rakip görmekle yanlış yapıyor. Çünkü Türkiye'nin tehditlerle kuşatılmış bir coğrafyası var. Türkiye buna göre silahlanıyor. Bu silahlanma bir maliyet getiriyor. Bu maliyete Yunanistan katlanamaz durumda. Ekonomisi bizim dörtte birimiz kadar, nüfus onda birimiz kadar. Yunan siyasetçisine seslenmek lazım. Bu yoldan vazgeçsinler. Bugün Türkiye ihracatının %89'unu deniz üzerinden yapıyor. Yük taşıyan gemilerin %75'i de Ege rotasını izliyor. Küresel ekonomide dengeler değiştikçe mavi vatanın önemi de artıyor. Üretimin ve finansın merkezi hızla Pasifik'e doğru kayıyor. Doğu-batı ekseninde uzanan ulaşım koridoru daha da değerleniyor. Mavi vatan, Çin'in geliştirdiği Deniz İpek Yolu rotasında önemli bir güzergah. Oysa Akdeniz'in yüz ölçümü dünya denizlerinin sadece %1'ine tekabül ediyor.
Süveyş kanalıyla Cebeli Tarık Boğazı arasındaki su yolunun dünya deniz ticaretindeki payı ise %25. Yani yük taşıyan her 4 gemiden biri bu sulardan geçiyor. Bölgenin önemini daha iyi kavramak üzere Mersin limanındayız. Mersin Limanı, coğrafi konumu, kapasitesi, ulusal ve uluslararası kara, hava ve demir yollarına olan entegrasyonuyla stratejik bir öneme sahip.